Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Borsada haftayı 2864 seviyesinde kapattık. Teknik olarak bir direnç bölgesindeyiz. BIST 100 endeksinde 2835 altına doğru net bir iniş görebilirsek ve fiyat oralarda kalırsa, gelen tepkide de bunun üstüne çıkamazsa, düzeltme hareketinin 2700'lere kadar minimum olma potansiyeli var. Daha aşağılara da gelebilir ama şu an için oraları konuşmak için çok erken. Daha henüz trend bitmedi. Henüz düşecek diye bir şey de yok. Çünkü henüz arkadaşlar 2835 kırılmadı. O zaman şöyle diyebiliriz. Halihazırda borsada işlem yapanlar varsa, bu arkadaşlar 2835 seviyesinin üstündeyken güvenli bölgedeler. 2835'in altında ise sıkıntılı bir ortam onları bekliyor. O yüzden de arkadaşlar 2835 seviyesinin üstünde çok yüklü pozisyon açmamanızı ben size naçizane tavsiye ederim. Varsa da fazla yüklü pozisyonlarınız, bu bölgede yaşanabilecek bir kırılım anında mutlaka boşaltmanızı ya da kendinizi hedge yaparak koruma altına almanızı naçizane öneririm. Bazen böyle buraya değip geri yükseliyor hemen. Onlardan bahsetmiyorum. Kırılım olduğunu nasıl anlayacaksınız arkadaşlar? Bununla ilgili teknik analiz eğitimlerim var. Onlardan birini alabilirsiniz web sitemde. Ama çok kısa olarak bilgi vermem gerekirse, daha küçük zaman dilimlerinde 5 ve 15 dakikalık grafiklerde, eğer buradan tepki gelecekse mesela 5-15 dakikalık grafikte inip hemen geri çıkması lazım. Ama inip hızlı bir şekilde kırıp tepkide buranın üstüne geri çıkamıyorsa, 2840'ın üstüne çıkamıyorsa 5 ve 15 dakikalık grafiklerde, bu ciddi bir uyarı mesajıdır. Dikkate almanız gerekir. Hele o günü bir de 2835'in altında kapattıysa piyasa, o zaman arkanıza bakmadan kaçın. Tekrar 2870'lerin 60'ların üstüne dönerse tekrar geri alırsınız sattığınız kağıdı. Zaten yani bir kere sattığını bir daha geri alamazsın diye bir şart yok. Öyle bir kural da yok. Dolayısıyla satmaktan korkmayın. Yani hisse satarak para kazanılır. Alarak değil. Hisse alarak para kazanılsaydı borsada işlem yapan, hisse alan herkes paranın altında kalırdı. Önemli olan hisseyi almak değil, doğru zamanda satabilmek. Satabilen para kazanıyor, alan para kazanmıyor yani. Dolayısıyla bakış açınızın bu olması gerekiyor. Naçizane benden size bir uyarı olsun. 2835 seviyesinin altında yani çok yüklü pozisyon açmayın. Ta ki 2700'lere kadar bir düzeltme gelene kadar. Buralarda tekrar işlem açılabilir. Daha aşağılara sarkabilir 2500 lira falan ama sarksa bile kalıcı olmaz çünkü bizde enflasyon var. Bunları daha önce anlattığım için detayına girmiyorum. Hafta içi yaptığım canlı yayın yaklaşık 1 saat sürdü ve yani yurt dışı piyasalardan işte borsalardan, kriptolardan, altından, dolardan her şeyden bahsettik. Merak edenler varsa o videoyu izleyebilir arkadaşlar. Borsadaki görüntü bu. Bunun dışında dolarda yeni bir şey yok. İşte hafta içi bir Rusya Merkez Bankası'nın işte doları rezerv şey TL'yi rezervlerine eklemesiyle ilgili bir haber geldi. Yani yaparlarsa kendileri açısından üzücü bazı sonuçları olacaktır, onu söyleyeyim. Ama yapabilirler. Sonuçta Rusya bizde ticaret fazlası veren bir ülke, bizimle yaptığı ticarette. O yüzden bizden alacağı 3-5 milyarlık Türk lirasının ona ekstra bir yükü olmayacaktır. Zaten adamlar bize şey satıyor çünkü. Doğalgaz satıyor çok yüklü miktarda. O haber mesela geldi. Normalde onun düşürücü etkisinin olması gerekirdi dolarda. Olmadı. Dolar 18 seviyesine yapışmış bir şekilde devam ediyor. Buralarda bir yerde dediğim gibi bir manipülasyon, bir işte asparagas haber, bir kolpa ya da işte ne bileyim yalan dolanla milletin elindeki dolarları almaya gene çalışacaklardır. Bunu daha önce yaptılar. İşte en son şeyde yapıldı biliyorsunuz. Süper bono pazartesi günü süper bono açıklanacak diye bir yalan haber yaptırdılar. Hükümete yakın bir kaynağı ve o yalan haber yüzünden dolar 17.35'ten 15.90'lara kadar düştü. Ondan sonra da tekrar hızlıca geri çıktı. Çünkü
haberin yalan olduğu, bir manipülasyon olduğu ortaya çıktı. Bunu ilk kez yapmadılar, son da olmayacak. Bunlar yapılır, yapılmaya devam edecek. Başka çare yok çünkü doları düşürebilmek adına. Faiz yükseltmek dışında başka bir seçenek yok. O yüzden de bu şekilde süreç devam ediyor. Devam da edecektir muhtemelen. Dolar tarafında yükseliş trendi bence devam ediyor. Herhangi bir bozulma yok bunda. Ya 18.70'lerin altına, 18.75'lerin altına falan bir kırılım olursa, işte 17, 18.75 diyorum pardon. 17.75'lerin altına doğru bir hareketlenme olursa, 17.25 ve 16.50'lere kadar, işte o aynı yalan haberde olduğu gibi hızlı bir düşüş 1-2 günlük. Ondan sonra da tekrar toparlama süreci yaşanabilir. Doların Türkiye'de düşmesi isteniyorsa, ki istenmiyor, düşmesi isteniyorsa yapılması gereken çok bariz, net, basit: faizleri yükseltmek gerekiyor. Onu da yapmayacakları çok açık, net, ortada. Seçime gidiyoruz çünkü. Bu nedenle de dolar tarafında herkes kendi başının çaresine baksın diyorlar yani. Kısacası bu. Siz de kendi başınızın çaresine bakın. Bunun dışında işte hisse senetlerinin bilançoları geliyor, biliyorsunuz arkadaşlar. Bir sürü hisse senedi bilançosu geldi. Bunların içinde benim gözlemlediğim ortak bazı sıkıntılar var. Bunlardan birincisi, Twitter'da da yazdım bununla ilgili: gelen bilançolarda hasılatlar ve net karlar yükseliyormuş gibi görünüyor. İnsanlar da diyor ki ya işte işler iyi gidiyor, bak şirketler cayır cayır kar ediyor diyor. Doğru, hasılatlar ve net karlar yüksek seyrediyor. Yalnız şöyle bir sıkıntı var: net kar marjları düşüyor. Yani şirketlerin sattıkları ürün başına elde ettikleri kar miktarı düşüyor arkadaşlar. Oranı düşüyor yani. Şöyle söyleyeyim, daha önce bir şirket 100 liralık bir ampulü 85 liraya mal ediyordu, 15 lira kar ediyordu. %15 bir kar marjı vardı yani. Her 100 liralık satışında 15 lira net kar ediyordu bu adamlar. Şimdi bakıyorsunuz şirketler hayvan gibi zam yapmış, 200 lira olmuş o 100 liralık ampul. Ama adamların maliyeti de, işte asgari ücrete yapılan zamlar, emtialara gelen yükselişler vesaire vesaire, bir sürü işte ıvır zıvır. Bakıyorsunuz adam 200 liraya satıyor ampulü ama adamın üretimi maliyeti 180 liraya, 185, 190 liraya çıkmış. Şimdi bilançoya baktığınız zaman siz şöyle görüyorsunuz: geçen yıl 100 liradan 10 tane ampul satıyordu bu adam, 1000 lira toplam hasılatı vardı, güzel. Bu sene gene 10 tane ampul satıyor, 200 liradan satıyor. Geçen yıl 1000 lira olan hasılat bu sene 2000 liraya çıkmış. O satışlar ikiye katlanmış. Harika. Miktar olarak artış var mı? Yok. 10 ampul satmış, gene 10 ampul satmış. Şeye bakıyorsunuz, kâra: geçen yıl işte 100 liradan 10 tane ampul satarken, ampul başına 15 lira kazanırken 150 lira toplam net kar yazıyordu geçen yıl. 1000 liralık satışta 150 lira net kar yazıyordu. Bu sene bakıyorsunuz 200 liradan sattığı ampulde 180 lira maliyeti var, 20 lira kazanıyor. Dolayısıyla net karı 200 lira olmuş, gene 10 tane ampul sattığı için. Geçen kâra bakıyoruz, geçen 150 lira kazanmış, bu sene 200 lira kazanmış. O net karı da artmış diyorsunuz. Halbuki işin şeyi öyle değil. Bu adam geçen yıl bir üründe %15 kar ederken, bu sene maliyetler nedeniyle artık %10 kar ediyor. Yani daha az kar ediyor. Hem de enflasyonun %70'e 80'e çıktığı bir ortamda böyle net kar marjlarında düşüş var. Bu çok kötü bir gidişat. Türkiye'de alım gücünün düşmesinden dolayı özellikle yurt içine satış yapan firmaların net kar marjlarında çok düşüş var. Bazı sektörlerde sadece yok bu. İşte enerjide yok mesela. Onlar da zaten direkt halka satış yapmıyor çünkü. Onun dışında birkaç tane daha sektörde işler iyi gidiyor gibi görünüyor. Ama iyi gidiyor dediğimiz sektörlerde de alım gücünün erimesinden kaynaklı işlerin böyle gitme olasılığı bence sıfır. Onların da işleri bozulacaktır. Dolayısıyla konu aslında çok net. Türkiye'de firmalar, evet, satışlarını miktar olarak değil ama total gelir olarak satışlarını yükselttiler. Enflasyondan dolayı zam yaptılar ürünlerine falan.
Ama bu adamların maliyetleri de o kadar yükseldi ki net kâr marjları düşüyor. Borsada gelen bilançolarda bu çok net görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte firmaların bazılarının, hatta borsayı oluşturan firmaların büyük kısmının diyeyim ben, %60'ının 70'inin belki net kâr marjlarının daha da düştüğünü göreceğiz bence. Bu bir uyarı işareti. Önümüzdeki süreçte neyle karşılaşacağımıza dair dikkatli olmakta fayda var. Bunun dışında arkadaşlar, borsaya dair söyleyebileceğim son şey şu olur, uyarı şu olur. Önümüzdeki süreçte bu bahsettiğim net kar marjı kaynaklı kar düşüşleri nedeniyle bazı hisselerin bilançolarında iyi gelmesine rağmen sert satışlar görülebilir. Bu sert satışlar beklenti gerçekleşti satışı olarak düşünmeyin. Bu sert satışlar önümüzdeki süreçte işler kötüye gidecek satışıdır. Ya işler iyiyken satılır ise, işler kötüyken alınır. Bu işin şeyi budur. Doğru zamanlamayı yapmak için tabii çok yakın takip etmek gerekir piyasayı, ama ana şey olarak bir iş bozulduğunda siz o hisseden çıkmaya çalışırsanız zaten muhtemelen çok geç kalmışsınızdır. Çünkü sizden çok daha fazla ve çok daha yakın o şirketleri takip eden bir sürü yatırımcı var, kurumsal yatırımcılar var, insider trading yapanlar var. Ve bu adamlar o şirketin işlerinin bozulduğunu sizden önce zaten görecekler. Siz bilançoda göreceksiniz onu. O adamlar onu zaten birkaç önceden haber alacak ve o hisse senedi zaten düşecek. Siz lan işler iyi gidiyor, niye düşüyor bu hisse senedi derken, aslında o adamlar gelecek olan bilançoyu içeriden öğrendikleri için ya da şirketin verilerini yakın takip edebildikleri için sizden önce öğrenecekler. Ve siz işlerin bozulduğunu gördüğünüzde zaten iş işten geçmiş olacak. O yüzden işler iyi giderken yeter bana bu kadar kar yeter abi deyip çıkabilmek gerekiyor. Tabii bu bazen çok fazla yukarı yönlü karı erken kaçmaya da sebep oluyor. Ama yapacak bir şey yok. En azından sizin aşağı düşüşte dayak yemenizi engeller yani. Piyasalarda işlem yaparken bir numaralı öncelik parayı kaybetmemek olmalı. Fazla para kazanma hırsıyla işlem yapanların %99'u batıyor arkadaşlar. Parayı kaybetmeme odaklı defansif yaklaşımla bu işlere başlarsanız doğru yolu ileride daha ölçülü riskler alarak doğru şekilde uygulayabilirsiniz. Diyelim ve bu videoyu da burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Selamlar.